nesne alabilen fiillere kılıç fiili yani iş bildiren fiil denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi kılıç yani iş bildiren bir eylemdir? Arkadaşlar, kılıç fiilleri nesne alabilir. Nesne fiillere sorulacak neyi, kimi ya da nereyi sorularından biriyle bulunur. Ayrıca yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi buldurur. Bir cümlede nesneyi bulmadan önce özneyi bulmak gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Akşama doğru parka gelen çocuklar burada saatlerce eğlenirlerdi. Burada geçen eğlenirlerdi ifadesi hem bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Kim eğlenirlerdi? Akşama doğru parka gelen çocuklar. Burası özne. Ancak bu fiile neyi, kimi, nereyi sorusunu sorduğunda yanıt alamıyorum. Daha doğrusu bu fiil bu soruların hiçbirini kabul etmiyor. Dolayısıyla buradaki fiil kılıç bildiren bir fiil değildir. Bu cümleyi geçiyorum. Okuldaki öğretmenlerimizin bazıları sene sonu sınavlarında kimseye göz açtırmazdı. Şimdi burada geçen göz açtırmazdı ifadesi birleşik bir fiildir. Aynı zamanda bu cümlenin yüklemidir. Göz açtırmamak bir deyimdir. Deyimler genellikle anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kabul edilir. Göz açtırmamak ifadesi de yine anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. Şimdi öncelikle öznemizi bulalım. Göz açtırmazdı yüklem kim? Okuldaki öğretmenlerimizin bazıları burası özne. Özneyi bulduk. Ancak bu fiile neyi, kimi, nereyi gibi nesne sorularını soramıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu fiil de kılış bildiren bir fiil değildir. Bunu da geçiyorum. Derslerde gereksiz yere konuşup sınıfımızın düzenini bozan arkadaşımız öğretmenlerimizi de çileden çıkarmıştı. Burada geçen çileden çıkarmıştı ifadesi bir deyimdir. Aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Bu fiil aynı zamanda bu cümlenin yüklemidir. Kim çileden çıkarmıştı? Derslerde gereksiz yere konuşup sınıfımızın düzenini bozan arkadaşımız. Burası özne. Şimdi nesne sorusunu yöneltmeye çalışıyorum. Kimi çileden çıkarmıştı? Öğretmenlerimizi gördüğünüz gibi cevap alabildim. Burada bir nesne var. Dolayısıyla buradaki fiil kılıç bildiren bir fiildir. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Yorucu bir ders yılının ardından kalabalıktan uzaklaşıp kafa dinlemek için babasının köydeki krevine kapanmıştı. Kapanmıştı burada fiildir. Aynı zamanda cümlenin yüklemidir. Kim kapanmıştı? O kapanmıştı. Gizli öznesi var. Peki neyi kapanmıştı? Kimi kapanmıştı gibi bir soru yöneltebiliyor muyuz? Hayır. Fiil bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bu fiil de kılış fiili değildir. Bunu da geçiyorum. Haftanın ilk iş günleri çok yoğun çalıştığından akşamları eve yorgun argın dönerdi. Burada geçen dönerdi ifadesi bir fiildir. Aynı zamanda bu cümlenin arkadaşlar yüklemidir. Kim dönerdi? O dönerdi. Yine gizli öznesi var. Peki nesne sorusunu yöneltebiliyor muyum? Neyi dönerdi? Kimi dönerdi? Nereyi dönerdi? Hayır yöneltemiyorum. Çünkü fiil bu soruları kabul etmiyor. Dolayısıyla bu fiil de kılıç fiili değildir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.